Böyle bir şey olamaz. Bak koyuyoruz beşiğine. Tamam uyudu bu diyoruz. Odadan çıkacağız mı? Açıyor gözlerini cin gibi basıyor yaygarayı. Ay bak sen cin gözü. Kurban olurum ona da. Ya iki günde gecemiz gündüzümüz birbirine girdi ya. E daha durun oğlum bu ne ki? Ha, bunlar daha iyi günleriniz diyorsun. Yalnız anne sen iki çocukla nasıl baş etmişsin? Vallahi helal olsun yani ben şimdi çok daha iyi anlıyorum. Yardımsız bir de tek başına. Ben severek baktım size oğlum. Benim en güzel günlerim de onlar. Hiç şikayet de etmezdin yani. Ben bir kere öf dediğini hatırlamıyorum. Ya nasıl denir iki tane kuzuya? Ha? Abinle sen bana Allah'ımın hediyesiydiniz. Neyse tamam. Sen ne zaman geliyorsun torunu görmeye? Ha dur üstüme gelme hemen. Ha. Allah Allah. Tamam bir şey demedim canım. Doktor hanım ne diyor? Nasıl gidiyor görüşmeler? İyi. Bugün de var görüşmemiz. Birazdan. Hadi ya. Aa. Baksana. İyi insan lafının üzerine ararmış. Aç bakalım ne diyecek acaba? Alo. Doktor hanım. Günaydın. Günaydın Selvi Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. Selvi Hanım, sizi bugün görüntülü görüşme yapamayacağız demek için aradım. Öyle mi? Hay Allah. Neden doktor hanım? Çünkü bilgisayar ekranını artık aradan kaldırmaya karar verdim. Efendim? Diyorum ki aşağıdayım Selvi Hanım, beni karşılamayacak mısınız? Nasıl yani? Evinizin önündeyim Selvi Hanım. Sizi burada bekliyorum. Hadi gelin yüzünüzü göreyim. Gerçekten mi? Gerçekten ya. Hadi bekliyorum. Oğlum, doktor hanım buraya gelmiş. Aa, hadi canım. Ha? Oğlum ne bakıyorsun? Oğlum bakacağına git aç kapıyı da buyur et doktor hanım içeriye hadi. Yok yok anneciğim ben şimdi sana şimdi. Oğlum gitsene. Gitmem. Sen ev sahibi değil misin ya? Aşk olsun sana Mert. Doktor hanımla birlikte mi düşündünüz yoksa bunu? Evet anneciğim. Ya insan önceden söylemez mi? Yani ben bir hazırlık yapardım. Ne hazırlığı? Hadi kadın geldi bile ne olur in aşağı. Ya çok öyle olmaz yani. Ya Mert yani olacak iş mi şimdi bu? Yok ya oğlum ben vallahi ben yapamam. Ben bilmem. Doktorunum aşağıda. Git sen ona söyle ben yapamam diye. Koskoca doktor gelmiş ayağına kadar. Anne aç şu kapıyı çok ayıp ya. Ya Mert saldıracağım olsun seni ya. Efendim Selvi Hanım. Merhaba doktor hanım. Ya ben yapamayacağım. Ya, kusura bakmayın sizi de beklettim ama siz içeri gelseniz. Selvi Hanım yapamayacak bir şey yok. Hem beni böyle kapının önünde bırakacak mısınız? Havada mis gibi hadi kırmayın beni. Tamam peki. Bekliyorum. Oh Mert ah. Ya daha önceden desen ne olur? Gerçi desen olacak. Of. Selvi Hanım. Doktor Hanım. Ne güzel sizi canlı canlı karşımda görmek. Sizi de. Sanki eski bir dostumu görmüşüm gibi mutlu oldum. Ben de.
Hadi gelin yanıma. Harikasınız. Bir adım daha yanıma. Hadi annem yaparsın. Bravo size. Bugün çıkamaz diyordum ama çıktınız. Selvi Hanım, bu kadarını beklemiyordum. Şaşırttınız beni. Çıktım. Çıktım doktor hanım. Çıktım. Çıktınız tabii. Çıktınız. Selvi Hanım. Ne kadar güzel bir eviniz var. Bayıldım doğrusu. Ne kadar zarif. Ne kadar zevkli. İlk ne düşündüm biliyor musunuz? Kim bilir bu evin temizliği, bakımı ne kadar zordur diye düşündüm. Öyle. Ama buraya gelip gözümle görünce daha iyi anladım bu işin zorluğunu. Aferin anne. Aferin anne. Gerçi sizin gibi maharetli bir kadının için bu kadar büyük evin işi zor olmasa gerek. Büyük, 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 çok büyük. Selvi Hanım, kaç odalı demiştiniz bu ev? Bir... Gerçi ben bu soruyu sordum mu, siz söylediniz mi oda sayısını yoksa bana mı öyle geldi? Çok zevklisiniz Selvi Hanım, çok zevklisiniz. Aferin annem. Doktor buldum. Nefesim daralıyor. Yok, yapamayacağım. Doktor, yapamayacağım. Neyi yapamayacaksınız Selvi Hanım? Bakın dışarıdasınız zaten. Ben bir şey demeden yaptınız bile. Yaptım değil mi? Tabii yaptınız. Hadi gelin. Devam edelim isterseniz. Ne diyorduk? Yalnız Selvi Hanım, hazır buraya kadar gelmişken... Geçenlerde gönderdiğiniz şeylerin tarifini almadan dönmem. Bütün klinik bayıldık, her birine parmaklarımızı yedik. Hele o açmalar ne kadar lezzetliydi. Selvi Hanım. Onlar neydi? Zeytinli, zeytinli. Doğru ya, zeytinli. Çok güzellerdi. Tekrar ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Siz isteyin, ben yine yaparım size. Yalnız, yalnız doktor hanım. Ben kötü olurum. Öyle mi? Bakalım, bakalım. Bakalım. Verin nabzınızı. Yok canım, ben de öyle zannediyordum ama... ...düşündüğümden çok daha iyisiniz maşallah. Şimdi de siz benim nabzıma bakın. Benimki galiba daha hızlı atıyor. Nasıl? Çok mu hızlı? Anlamadım ki. Aman neyse, boş verin şimdi siz beni. Ben baktım, siz kötü falan değilsiniz. Biraz gayret gösterin bakalım.
Ne kadar kötü olabileceksiniz bir onu görelim. Kaybetme. Kötü olmak için mi? Evet. Bakalım ne kadar kötü olabiliyorsunuz. Nasılsa ben yanınızdayım. Hadi bakalım. Hadi ama Selvi Hanım. Hadi. Hem de çok kötüyüm doktor hanım. Yok canım. Ama uğraşın biraz Selvi Hanım. Nabzınız elimde. Kötü olamıyorsunuz. Bakın evinizin önündeyiz. Korktuğunuz an hemen koşar eve gireriz. Orada da beraber saklanırız. Ama anlaşılan sizin bugün kötü olmaya niyetiniz yok. Selvi Hanım, sizin evinizde ne güzel saklambaç oynanır. Koskoca evde kimse birbirini bulamaz ki. Ne yapalım Selvi Hanım? Biraz daha devam edelim mi böyle yoksa eve mi dönelim? Ne istersiniz? Israr yok, karar sizin. Şansınıza hava da öyle güzel ki. Ne yapsak acaba? Gidip sizin evin önünde mi otursak? Siz de bir kahve yaparsınız bize. Yaparım tabii. Hemen yaparım. Yani haber verseydiniz ben size daha neler yapardım. Siz bayağı iyi bir ev hanımısınız Selvi Hanım. Hele o yaptığınız poğaçalar, kurabiyeler. Herkes yapamaz onları. Yok canım. O kadar da değil. Siz öyle zannedin. Kolay mı onları yapmak? Keşke benim de elim biraz yatkın olsaydı böyle şeylere. Siz bana biraz öğretseniz diyorum. Ben mi? Hı hı. Ama ben gerçi sizin kadar çalışkan bir öğrenci değilim. Bakın o kadar çıkamam çıkamam dediniz. Sonunda beni bile şaşırttınız. Nasıl olsa çıkar diyordum ama buralara kadar gelemez. Nerelere kadar gelmişim. İnanamıyorum doktor hanım. Hiç çıkamam derken. Bizim ev daha nerede kalmış? Selvi Hanım. Ben sizin gücünüze daha ilk günden inandım. Hiç sizi bizi konuşasım gelmiyor artık. Seninle gurur duyuyorum Selvi. Mert! Mert bak bana! Bak annem ben neredeyim? Allah razı olsun senden doktor hanım. Ölmeden ben buraya bastım ya. Bu daha başlangıç Selvi. O ayaklar seni daha nerelere götürecek? Selvi, ben biraz yoruldum biliyor musun? Güzel şekerli bir kahve içerim artık. Eve gidelim mi? Ne dersin? Bayağı sokakta yürüdü ya. 35 senedir ilk defa benim annem oturduğu sokağa çıktı. Yani sizin sayenizde doktor hanım. Ben size ne kadar teşekkür etsem az. Ben bir şey yapmadım. Sadece yanında oldum. O kendisi başardı. Adımları atan oydu. Ben sadece elini tuttum. İyi ki aramışım sizi. İyi ki girdiniz annemin hayatına. Benden mi bahsediyorsunuz? Aynen öyle. Aslan annem benim. Nasıl çıktın ama dışarı? Vallahi ben de bilemedim. Nasıl yaptım, ne oldum? Ama doktor hanımın mucizesi bu. Buradaki tek mucize senin bitmeyen umudun ve inancın Selvi. Çok güçlüdür benim annem. Her şeyi yaparım. Yeter ki istesin.
gideyim ben. Aa, nereye oğlum? Oğluma. Biraz da onu göreyim. Ay doğru ya. Oğlum baba oldu biliyorsunuz. Biliyorum tabii. Tebrik ederim Mert. Sağ olun doktorum. Ben seni geçireyim kızım. Hoşça kal. Demek Rıza Bey'in meşhur tahtı bu. Ne güzel fotoğraf bu böyle. Değil mi? Ben de çok severim. Benim adam çekmişti zamanında. Kucağında iki çocuk olan bir çocuk. Ya. Beraber büyüdük biz üçümüz. Size bir gezdireyim mi? Kahvelerimizi içelim öyle. Ay doğru ya. Doktor Hanım buyurun. Buyurun geçin. Yıllar var ki misafir de ağırlamadım ben. Bir kusurum olursa bağışlarsınız, olur mu? Ne kusuru? Olur mu hiç öyle şey Selvi? Arada o alet olmadan sizinle konuşmak ne kadar güzelmiş. Benim için de öyle. Bir dost eli tutmayalı. O kadar uzun zaman oldu ki. Ben artık buradayım Selvi. Yalnız değilsin. Bundan sonra yalnız kalmamak da senin elinde. Bugün ne anlatacaksın bana? En son annemin gidişinde kalmıştık, değil mi? Annem gittikten sonra Rıza'nın istediği oldu. Ev eski düzenine döndü. Ama kısa bir süreliğine. Sonra hiç beklenmedik bir şey oldu. Ortada ne düzen kaldı ne de bir şey. Her şey bir anda tepe taklak oldu. Şantiye şefiyle konuş da tesisatla ilgilensinler. Boşlamasınlar onu. Tamam baba. Öğleden sonra belki ben de gelirim. Ha, olur gel. Ben oradayım. Senin zaman gel. Selvi çay koy. Selvi. Baba. Selvi. Baba. 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 Baba aç gözünü baba. Baba ne oldu aç gözünü. Anne ambulans çağır baba. Baba. Baba aç gözünü baba. 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 Baba ambulans çağır anne baba. O an donup kaldım. Adam ölüyor sandım. Meğersem beyin kanaması geçiriyormuş. Mert ambulans çağırdı. Alıp götürdüler. O kahvaltı masasında akşama kadar öylece oturup haber bekledim. Anne. Merak etme.
Babam iyi. Yaşıyor. Yaşadığını duyunca sevinemedim dersem beni ayıplamazsınız değil mi doktor hanım? Daha doğrusu ne sevindim ne üzüldüm. Duygularım alınmış gibiydi. İçimde tek bir his vardı. Korku. Onca sene bu adamla yaşamıştım ben. Şimdi ne olacaktı? Nasıl devam edecekti hayat? İyilik kadar kötülüğe de böyle alışıyor işte insan. Bir müddet hastanede kaldı. Tabii ben gidip gelemiyorum. Sonra alıp getirdiler eve. Atlatmışlar atlatmasına ama sağ tarafına inme inmişti. Doktorlar ne yapsa tam iyileşemedi. Tekrar ederse kurtaramayız demişler. Bir sürü periz, bir sürü ilaç vermişler. Hoş geldin. Gel baba, gel. Gel babacığım, gel. O esip gürleyen, vurdu mu inleten adam gitmiş... Bambaşka biri gelmişti yerine. Çok yadırgadım başta. Durup durup bakardım suratına bu kim diye. Ne hissettin? Yine korku. Ben hala çok korkuyordum ondan. Ne garip. Bana defalarca vuran, ben istemesem bile canı istediğinde bana dokunan o ev. Canı çekilmiş bir halde avuçlarımdaydı. Anladım ki o el artık bana kalkamazdı. Bunu fark edince çok şaşırdım biliyor musunuz? Hani böyle kuşun kafesini açarsın da çıksın mı kalsın mı bilemez ya. Böyle oldu. Bana bir şey yapamazdı artık. Vuramazdı, dokunamazdı. O el artık benim elime düşmüştü. İstersem vezir, istersem rezil ederdim artık onu. Bırak ya. Bırak, bir şey becerebildiğin yok zaten. Ya neyi beceremedim? Mert nasıl gösterdiyse öyle yapıyorum işte. Karşılık verme bana. Senin dilini hiç uzatı. Bırak şunu. Bir kahve yap bana. Olmaz. Kesinlikle yasak dedi Mert. Sen ne anlarsın ya? Cahil. Şu kahvemi yap benim. Olmaz. Yapma.
Bana bak. Tanrı. Tanrı. Bana bak dedim. Buraya bak. Bir anda uçup gitti korku içimde. Yılların yükü bir anda pof diye dağıldı. Sanki toz bulutuymuş da üflemişim gibi. Yine de hiçbir hizmetini eksik etmedim. Ha istesem ederdim. Ama acıdım. Doktorlar ne dediyse, Mert nasıl tarif ettiyse harfiyen uydu. Bile zoruna giderdi. Hazmedemezdi. Da hiçbir şeye benzemiyor senin gibi. Bazısına iyilik de yaramaz derler ya. Tam öyleydi benim adam. Aptal. Cahil. Beceriksiz. Kaç yıl oldu bu eve gelelim yemek yapmayı öğrenemedin. Beni öfkelendirse, ben karşılık versem, onun gibi bağırıp çağırsam rahatlayacaktı. Ama ben hiç duymadım onu. Vermedim istediğini. Siz isterseniz buna intikam deyin. Ama ben ödeşmek dedim. Kendi kendine kurudu o oturduğu yerde. Ben ona tek bir laf etmesem bile elime bakmak öyle ağrına gidiyordu ki. Ölse daha iyiydi. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya ona mı kalacaktı? Yaşlılığı, hastalığı derken evin reisi Mert oldu. Ben ne ara zaman geçti de adam yaşlandı derken, bir de baktım Mert'im koca adam olmuş. Yuva kurmak istermiş. Getirdi Hande'yi tanıştırdı. Nasıl güzel, nasıl efendi bir kız. Bir yanım oğlum için sevinirken, öbür yanım buruktu. Mert'e gidince ben bu koca evde bu adamla nasıl günü akşam ederim diye tasalanıyordum. Her sabah kahvaltıdan önce benim adama aç karnına haplarını içirirdi. O sabah yine kalktım. Rıza. 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 Thank you.
Mert. Mert. Anne. Ne oldu? Baban ölmüş. Ne? Onun da cenazesine gidemedim. Ama bu kez içimde acımadı. Elimden ne gelirse eksiksiz yaptım. Taziyeye gelenleri ağırladım. Helvasını kavurdum. 40 gün sonra mevlüdünü de okuttum. Bir Mert, bir de ben kaldık koca evde. Bir taraftan da biliyorum Mert evlenip gidecek. Gelinim Hande doktordur benim. Bakmayın gelinim dediğime. Kızım olsa bu kadar severdi. Ama çalıştığı hastane bizim evden çok uzaktaydı. Zaten benim adam hayattayken ikisinin işine yakın bir ev almıştı onlara. Yalnız kalmaktan mı korktun? Bari dedim artık rahatım. Karışlanım görüşlenim de yok. Anacığımı yanıma alayım. Mert'e söyledim. Bizim köye Selvi'nin kocası öldü diye haber saldık. Kaç gün o kapı çalacak da annem gelecek diye bekledim. Bilmiyorum. Abla. O an tanıdım. Fatma'ydı karşımdaki. Kardeşim. Fatma. Benim abla. Benim. Fatma. Ablam. Gel, çevir. Kuzum, gel. Ah doktor hanım, ah. Keşke dilim kopaydı da anama git demeseydim. Keşke onu bu evden hiç göndermeseydim. Ne olmuş annene? Ah bir bilsek. Nasıl yani? Fatma da mı bilmiyordu? Annem gelirken köydekilere benim yanıma geldiğini söylemiş. Onlar da onca zaman benim yanımda sanmışlar. Yani ben annemi köyüne, kardeşlerimin yanına, evine döndü sanarken... onlar da benim yanımda kalıyor sanıyorlarmış. Ne diyorsun Selvi? Mert'i çağırdım, anlattık durumu. Gitmedik karakol, sormadık, hastane bırakmadı. Kimsesizler mezarlığına kadar bakıldı. Ama hiçbir haber çıkmadı. Fatma 2 hafta kadar kaldı bende. Sonra kabulledip köye döndü. Kabullenemedim. Tam anama, kardeşlerime kavuşacağım derken... Ah, nasıl bir hayatmış bu böyle? Olmadı. Her gün bekledim kapı çalınacak da annem gelecek diye. Hala kapı vurulsa bir yanım cız eder. Kardeşlerim, oğlum hepsi kafalarında gömdü annemi. Ama anacığımı bir ben gömemedim. Doktor hanım.
Sebebi ben oldum anamın. Sebebi ben oldum. İki çocuğunun evi arasında kaybolup gitmiş kadıncağız. Kim bilir başına ne geldi? Bu kadar şeyin üstüne bir de suçluluk duygusu yüklendi omuzlarına, değil mi Selvi? Ah! Ah, bu hayat neymiş? Bu hayat neymiş? Hiç mi benden yana olmaz bu dünya? Ha? Sakin ol Selvi. Ben sakin olsam, iyi olsam ne olur doktor hanım? Yaşayacak kaç mevsimim kaldı belli değil. Hayat akıp geçerken neler neler kaçırdım ben. Gidemediğim cenazeler, düğünler, doğumlar. Bu hayat neymiş böyle bu evin içinde? Şimdi tünediğim bu koltukta iyi olsam kaç yazar? Kaçan kaçtı. Giden gitti. İyi ya. Sen de şimdi elindekileri sıkı sıkı tut o zaman. Torununun büyümesini kaçırma mesela. Mert'in nasıl bir baba olduğuna şahit olma fırsatını kaçırma. Şu güzel mevsimde alıp başını sahilde yürümenin keyfini kaçırma. Bir bankta oturup gelen geçeni seyretmenin, denize taş atmanın, bir kedinin başını okşamanın hazzını kaçırma. Hepimiz bu dünyada misafiriz Selvi. Ve inan ki bizi iyi ağırlamak için elinden geleni yapıyor dünya. Yeter ki onun sunduklarının kıymetini bilelim. Dünya biz varsak var. Bizim için var. Artık kucakla onu. Bırak hayat acıları gösterdiği gibi güzelliklerini de sunsun sana. Fırsat ver ona. Çok geç değil mi? Değil. Bir günü bile kalsa insanın onun kıymetini bilmeli. Hiç ölmeyecek gibi. Ha, gidiyor musunuz doktor hanım? Yemek yeseydik, ben hemen bir şeyler hazırlarım. Sağ ol Selvi, kliniğe dönmem gerek. Peki doktor hanım. Ben sizi yolcu edeyim. Buyurun. Çok memnun oldum geldiğinize. Ayaklarınıza sağlık. Benim için anlamını bilemezsiniz. Benim için de çok güzel, çok anlamlı bir gündü Selvi. Ne oluyor bana böyle? Bugün çok duygusalım. Uğurlarken hüzün bastı içime. Basmasın hiç. Nasıl olsa yine görüşeceğiz. Yine gelecek misiniz? Hayır. Çünkü sen geleceksin. Bu defa ben seni kırmızı odada ağırlamak istiyorum. Ama doktor hanım... Görüşmek üzere Selvi. Görüşürüz doktor hanım. Güle güle doktor hanım. Thank you.
İnsanın bir günü bile kalmış olsa kıymetini bilmeli. Hiç ölmeyecekmiş gibi.